1726 yılında yine Padişah 3. Ahmet, damat Nevşehirli İbrahim Paşa Sadrazam, Ferahabad kastı var Cağaloğlu'nda. Ferahabad kastı var. Eğlenirlerken, Ramazan'ın bir gün sonra başlayacağını söylemiş müneccimler. Tam eğlencenin en koyu yerinde bir bakıyorlar, Ayasofya'nın kandilleri yanmış. Ramazan geldi. Bir anda görmüşler. Çalgılar duruyor. Ramazan gelmiş. Sonra bir araştırıyorlar ki Ayasofya baş kayyumu Arnavut Asım Efendi yanında birkaç kişiyle birlikte hilali gördük deyip kandilleri yakmış kimseye söylemeden, onay almadan ve şehirde de yayılmış. Tabi padişah eğlenceyi bırakıp saraya dönmek zorunda dönüyor. Tabi mesela ilginç bir şey bir hilalle ilgili. Tabi aynı şekilde Ramazan'ın bitişi de 29 veya 30 olacağı da hilalin görünmesiyle yine alakalı. Şevval hilalinin yani Ramazan'dan sonraki ayın hilalinin görülmesi, yeni ayın çıkmasıyla alakalı bir durum. Bir gün Musa Kazım Efendi, meşhur İttihat Terakki'nin döneminin Şeyhülislam'ı, iftar sofrasındayken İstanbul Kadısı ile Fetva Emini geliyorlar. O sene de Ramazan'ın 29 çektiği bir Ramazan. Ramazan'ın 28. günü. Şevval Hilali göründü efendi diyorlar. Şevval Hilali göründü demek, o sene Ramazan'ın 28 günü olması demek. Tarihte yok. Tabii Musa Kazım Efendi, Musa Kazım Efendi pratik zekalı bir insan. Diyor ki, o adamın diyor şahitliği diyor geçerli değildir, yanlış görmüştür. Eğer bunu kabul edersek diyor, tarihe diyor Ramazan'ı 28'i indiren Şeyhülislam olarak geçerim diyor. Yani bir anda gidiyor tabii her şey. Alim adam tabii. Öyle o, evet. Onu değiştiriyor. Böyle ilginç hikayeleri vardır, arşivde de çok şey var. Tabii devletin en önemli meselesi günümüzde de vardır. Ramazan gelmeden önce zam yapılıp yapılmama meselesi. Ramazan tembihnameleri var. Mesela onlardan bir iki tane getirdik buraya. Ne olduğunu söyle Erhan'cığım. Ramazan tembihnamesi, Ramazan ayı öncesinde. Ramazan ayı öncesinde, Şaban ayının son günlerinde devlet tarafından ilan edilen emirler. Burada devlet Ramazan'ın huzur içinde geçmesi için bazı tedbirler alıyor. Ne yapıyor? Bir, en önemli şey ne hocam? Kadınların sağda solda fazla dolaşmaması. O dönemdeki anlayışa göre. Devletin, Osmanlı Devleti'nin tarih boyunca en büyük uğraşlarından birisi kadınları eve sokmaya çalışmıştır. Ramazan'da. Kadınlar da tarih boyunca evden her fırsatta çıkmışlardır. Çıkmışlardır. Tutamıyorlar. Çünkü, normalde mi Ramazan'da mı? Her zaman. Ama her Ramazan'da zaman. Daha fazla. Çünkü Erhancığım, Ramazan işte bırakıyorsan ayakkabılarının altını parçalıyorlar raks etmekten. Ramazan'da yani. Şöyle bir durum var tabii. Ramazan kadınların rahat dışarı çıktığı bir zaman. Çünkü teravih namazına gidiyorlar. Sohbetlere katılıyorlar vesaireler. Tabii kadınlar teravih namazına dışarı gidiyorlar. Gidiyorlar işte zaten onun için de diyor. Bunlar Süleymaniye'ye gidiyorlar. Ama hocam öğle namazından itibaren çıkıyorlar teravihe gidiyorum diye. Şeyde. Tabii. Pabuçların altı deliniyor benim gibi. Sizinki dansta deliniyor. Onlarınki ibadette gidiyor. İşte mesela son dönemlerde de şey olmuş. Mesela kansızlık olduğu zaman demir alman lazım dermiş doktorlar. Temiz hava alman lazım. Bu sefer arabaya atlayıp mesire mesire gezerlermiş. Sağlık için diye. Tabii işte yok hırkayı şerif ziyareti padişahın, yok cülusu, yok sünnet düğünü diye. Kadınlar her fırsatta dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Son dönemde 19. yüzyılda biraz gevşemiş bu. Mesela meşhur Eyüp'te kaymakçı dükkanları vardır. Bir emir görmüştük 16. yüzyılda. Mühimme defterlerinde Ahmet Refik'in yayınladığı. Kaymakçı dükkanlarında diyor, Eyüp gibi diyor, mukaddes bir beldede diyor. Kaymakçı dükkanlarında genç kadın ve genç erkekler buluşuyorlar diyor. Bunu engelleyin. Ay, ne güzel. Kaymak yeme bahanesiyle. Veya deniliyor ki beraber kayığa biniyorlar. Kayıklar buluşma mekanı. Bunları biliyor. Kadınlarla evet. Erkekler diyorlar kayığa bindirmeyeceksiniz diye emir gidiyor. Bu sefer kayıkçılar yaşlı kadınları da bindirmiyorlar. Bu sefer devlet bir daha emir yazıyor. Biz size kardeşim genç kadınla genç erkeğe birlikte bindirmeyin. Yaşlılardan ne istiyorsunuz onlar binebilir diyorlar. Böyle şeyler çok, tabii yollar yapılıyor, kaldırımlar düzeltiliyor önceden. Ve en önemli şey yiyecek maddelerinin yani fiyatlarının artmaması. Ramazan'dan önce Şaban ayında yolları düzeltiyor. Yollar düzeltiliyor. Çünkü padişah geziyor. Yani mesela teftişlerin bir iyiliği budur. Bir yere bir teftiş gelecekse önceden her şey düzenlenir. Ekmek ve et fiyatlarının artmamasına çalışılıyor. Özellikle Ramazan'da et temininin aksamaması için Rumeli'den özellikle koyun getirtiliyor. Ve padişahlar
teptili kıyafetle, yani kıyafet değiştirerek çarşıyı geziyorlar. Mesela Abdülhamit, 1. Abdülhamit gibi, 3. Selim gibi. Her birinde bir kıyafeti vardır. Mesela 1. Abdülhamit ulema kıyafetinde gezer. Şey, 3. Selim kalyoncu kıyafetinde gezermiş. Acaba onların bu fantazileri miydi yoksa? Biraz da öyle şeyleri var. Mesela 3. Osman çok ilginçtir. Belki hevesleniyorlar. Nur Osmaniye ismini vermiştir. Aslında kendi yaptırmamışlar ama 1754-57 yıllar arasında at üzerinde leblebi yemeği severmiş. Allah Allah. Yani böyle ama şeyleri Ramazan'da var. Gezmiyordu herhalde leblebi yiyeydi. Şimdi tabii bunlar özellikle halk içinde teptili kıyafetin şu faydası var. Gizlice geziyorlar. Tabii o da ne kadar gizli. Çünkü ama tanıyan, hep aynı kıyafeti giyiyorsa o zaman bütün değiştiriyorlar. Mesela bostancı kıyafeti giyen var, silahtar kıyafeti var, tüccar kıyafeti giyen var. Bu teftişleri yapıp mesela halkın kendisi hakkında ne düşündüğünü duyuyor. Bu açıdan tabii, mesela bir gün tabii, çok faydalı. Savaş dönemi 2. Mahmut teptili kıyafetle geziyor. Ekmek alınmaz hale gelmiş. Ekmeğin içindeki katkı maddeler artmış. Çamur haline gelmiş neredeyse diyorlar. Kadının birisi padişaha beddiyor diyor. Allah Sultan Mahmud'un gözünü kör etsin vesaire etsin diye. Yanında ekmek mi pahalıymış yok muymuş bir şey olmuş. Ekmek orada. Hem fırında pahalanmış hem de ekmeğin içindeki o şey kalitesi bozulmuş. Yani, fırında olur o. Fırında tabii şey. Fırında. Evet. Cabit halinde yazar. Yanındakiler müdahale etmeye kalkıyorlar padişahın. Padişah durun diyor. Tabii üzülüyor. Kendisi hakkında kadına müdahale etmeye kalkıyorlar. Tabii kadına müdahale etmeye kalkıyorlar. Yani susturmaya, sen padişah hakkında nasıl böyle konuşursun? Padişahın haberi var mıdır filan? Başımızdaysa bilecek diyor. Halkın, ne diyor? Başımızdaysa bilecek yani halkın sıkıntısını bilecek. Ne olur yavaş. Hoca anlamıyor bak. Ve ertesi gün padişah Cabit tarihinin anlattığına göre kadının evine iki tane adam gönderiyor, para gönderiyor. Bir bakıyorlar, kadın kör olmuş. Aa bak şimdi bu. Tabii kadın bu şimdi, kör olmuş. Kadın kör olmuş. Tabii padişah kör olsun dediği için kör olması kadının padişahı evliya yapıyor. Şimdi bu ne kadar doğru ne kadar doğru değil bilmiyoruz ama halk arasında o dönemde konuşulan bir hadise. Mesela teptil sırasında hocam padişahı tanımak suç. Tanısa bile tanımamış tanısanız mesela, gibi. Mesela bir tane alay beyi yani zahmet sahibi İstanbul'da padişahı tanımış ve dilekçe vermeye kalkmış 3. Mustafa'ya. İdam ediyorlar. Yani padişah teptili kıyafette tanıdıysanız da tanımamazlıktan geleceksiniz. Efendi deyip geçeceksiniz. Böyle şeyleri var. Hakikat edebilir mi efendi diye? Edemez. O kadar da değil yani. Sonra gözü kör yani, olmuş. Şeyleri var. Mesela 2. Ahmet bu 1691-95 yılları arasında tahta çıktığı zaman Ali Paşa'nın sadrazam İstanbul'a girişini ulema kıyafetinde seyrediyor. Geçerken kimi seyrediyor hiçbir şey anlamadım. 2. Ahmet. Evet. Osmanlı padişahı 1691-95 yılları arasında sadrazam Ali Paşa savaştan İstanbul'a dönerken. Ulema kıyafetinde çayır oturmuş. Sadrazamın geçişini seyrederken sadrazama laf atıyor. Padişah. Halktan biri gibi. Tabii sadrazam da önceden haber almış. Padişah seni böyle seyredecek diye. O da onu almış, o da ona üslubuyla yani kibarlık içinde bir cevap veriyor. Ben senin diye. Yok öyle ben senin diyemiyorum. hayırlı olsun erenler falan deyip geçiyor. Yani böyle ilginç şey teptil hikayeleri vardır. Mesela öyle mesela casus yakalamıştır 3. Mustafa. Bir gün gidiyor ama bir adam şüpheli bir şekilde dolaşıyor. Bu kimdir diyor. Bir getirtiyorlar tercüman. Elçiliklere bilgi sızdırıyormuş. Yani, o kendi yakalıyor kendi tesadüfen rast gelmiş böyle çeşitli hikayeler vardır tabi halkın sıkıntılarını bizzat görmeler açısından önemlidir tabi hazırlıklar yapılıyor bu tembihnameler daha sonra Ramazan tembihnameler keşke tembihnameler şimdi de şey yapılsa şimdi onu şey yapıyor fiyatları kontrol etmek için yükselmesin şimdi belediyeler yapıyorlar hocam özellikle artmaması için çalışılıyor teftişler yapılıyor yapılması da lazım çünkü bu Ramazan'da çok. İnsanların alışverişi fazla yaptığı bir dönem. Atma ne işe yapacak? Bizde narh sistemi yok ki. Serbest ekonomide istediğin fiyatı versin, alan alır. Onun ama başka türlü tedbirler alır. Belki kaliteye pis midir o, şey tabii, midir? Tabii bir en önemli şeylerden birisi de o. Narha rağmen narh her zaman geçerli değil ki. Sen narhta bir fiyat veriyorsun, uymuyor esnaf. Farklı satıyor o dönemde de yani. Narh'ta 40 akçe dediysen 40 akçeye satılmıyor. Hmm. Yani bizzat denetlemen lazım. Tabii Osmanlı'da esnafların cezaları çok ağır.
Çok ağır, evet. Yani o Avrupa resimlerinde vardır. Çok, çok ağır, evet. Mesela en kötü fırıncıyı eğer özellikle ekmek şey olduğu için çok ağır şekilde fırının önünde dövüyorlar.